Merhaba, Kayıp Zaman'da bu hafta minyatür sanatının izindeyiz. Yanımızda minyatür sanatçısı Özcan Özcan var. Özcan Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1970 Zonguldak Kozlu doğumluyum. Saka köyünde doğdum. 4 yaşında İstanbul'a geldik. Maliye bölümünden mezun oldum ama hep tutkum resim çizmek üzerineydi. Minyatür beni çok daha iyi anlatıyordu. Ondan dolayı minyatürle uğraşmaya başladım. Ve yaklaşık 24. senedir, yani 17 yaşından hesaplarsak 24 senedir bu sanatla meşgul oluyorum, bu sanatla uğraşıyorum. Minyatür sanatında sizi cezbeden nokta hangisiydi? Şimdi bakın. Çok zor bir soru olabilir ama. Zor bir soru ama çok da güzel bir soru aslında. Şimdi resimle minyatür arasındaki fark diye söylüyorlar bunu. Baktığınız zaman mesela bir yere, bir şeye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. O olayın aynısı hiçbir zaman hiçbir şeyi bize anlatmıyor. Yani şöyle düşünün. İki arkadaşınız şimdi kavga ediyor. Seneler sonra o ona şu kadar yumruk attı, buna bu kadar yumruk attı, bunları hatırlamayacaksınız. Hatırlayacağınız tek bir şey vardır orada. Hangisi haklıydı, hangisi haksızdı? Yani yakalayacağınız nokta da bu. Biz de minyatürde tespit yapıyoruz. Bir de şu var. Mesela resim yapmak minyatüre nazaran biraz daha kolaydır. Çünkü biz bütün detaya giriyoruz. Yani zaman zaman düşündüğüm olmadı değil. Resim yapmak daha kolayken niye insanlar minyatür yapmışlar? Aslında resmin nakış tarafından bahsetmemiz gerekiyor burada. Yani biz resmi nakşederek yapıyoruz. Bizim için daha ziyade olandan çok mana önemli. Yani bir ağaç yapıyorsanız veya bir hayvan yapıyorsanız onun bize temsil ettiği, yani birebir özellikleri değil, onun bize ne anlatmak istediği, onun manası bizim için önemli olan bu. Öyle söyleyeyim. Mesela o kadar detaylara girilmesi ise, mesela bir insan yüzü yaptığımız zaman neredeyse insan yüzünde olması gerektiği kadar biz şey sakal yaparız. Niyedir biliyor musunuz? Çünkü bu yaratıcının yarattığını eksik bırakmama mantığından kaynaklanır. Mümkün olduğu kadar ona saygı duyarak ve onun yarattığını yapamayacağını bilerek ama mümkün olduğu kadar tamamlanmak üzere. Yani bu tekamül dediğimiz olayla hemen hemen aynı şekilde birleşir. Dinsel yanı gerçekten fazla bu açıdan. Peki başa dönelim isterseniz. Minyatür nedir? Şimdi bakın, dinsel yanı dediniz. Burada dinsel yanı olarak şöyle söyleyeyim. Minyatür genelde hep şey olarak bilinir. İslami resim tarzı olarak bilinir. Aslında İslamiyet öncesi uygarlıklarda bunu da görebiliyorsunuz. Mesela bir Çin'de bu vardır, bir Hint'te vardır. Daha eskiye gidersek Mısır piramitlerinde bu vardır. Yani dinsel değil ama hayata bakış açısı olarak bakarsak buna çok daha mantıklı bir şey yakalamış oluruz. Yalnız dinsel tarafı şudur. Maddeden çok mana tarafına önem vermesidir. Eski minyatürlere de baktığınız zaman daha ziyade tepeden bakar gibidir. İnsanlar üst üste sıralanmıştır, dizilmiştir ve daha çok açıklıkları görürsünüz. Yani üst üste binen figürler vardır ama biraz yukarıdan bakar gibidir. Yani bu da hayal gücüyle, sanki yukarı bakmış tanrısal bir bakış açısıyla bakıyormuş gibidir. Bakın, bu tanrısal bakış açısı, hani dinsel dediniz siz, buna belki bunu söylemek daha mantıklı olacak. Neden? Şimdi minyatürde ben hep şu sıkıntıyı gördüm. Minyatür nedir? Bu soru. Şimdi klasik cevaplara bakıyorum. Klasik cevaplarda aynen şu var. Diyor ki, minyatür minimum denilen, kırmızıya boyamak kökünden gelen, küçük resimlere verilen addır. İyi de dolmadı. Beni tatmin etmedi bu. Yani ne demek kırmızıya boyamak kökünden gelen? Sadece kırmızı boyamıyoruz. Kırmızının ötesinde yaptığımız şeyler de var. Peki bu kırmızı ne? Kimse bunu araştırmadı herhalde ki. Çünkü bu tanım olduğu gibi devam edip gider. Evet, söyleyince direkt bu hiçbir şey canlanmadı gözde. Nedir? Bakın. Adile Ayda Hanım Etüsler Tursakalar kitabında Tanrıça Minerva'nın, ki sanat ve bilim tanrıçasıdır, yüzünün kırmızıya boyandığından bahseder. Şimdi bizde, eski Türklerde bu umayona olarak görülür. Aması şöyle söyleyeyim. Adem kelimesine takılmıştım. Adem ne demek? Çok önemli bir kelimedir bu. Bakın, İbranice'de ne demek biliyor musunuz? Kırmızı topraktan yapılan demek.
Bakın kırmızı ne güzel özdeşleşiyor değil mi? Aynı Adile Ayda Hanım'ın söylediği gibi. Mesela Çinliler, Türkler kırmızıyı kutsal sayarlardı diyor. Bakın severlerdi demiyor. Bu kelimede çok takılmış çünkü o. Kutsal sayarlardı. Yani sizin için kutsal olan bir şey. Kan gibi, bayrak gibi, yani bizim bayrağımız gibi. Şimdi o zaman Adem kırmızıya boyamak kırmızı topraktan yapılan anlamına geliyorsa. Bakın burada Sümer'in linguistik oyunundan bahsedilir. Sümer'in linguistik oyunu şudur. Sadece bu tek kelime anlamına gelmez. Mesela kaburga kelimesini kimse bilmez. Kaburga Sümerce ne demektir biliyor musunuz? Hayır. Havva Adem'in kaburgasından yaratılmıştır ya. Yani bu eski mitlerde aynen bu şekilde anlatılır. Kaburga kelimesi Sümer'de geçer. Kaburga, kil, kan ve kelimeyi topladığınızda kil, kan, can anlamına gelir ama kelimeyi, kaburga kelimesini topladığınızda laboratuvar anlamına çıkar. Çok laboratuvar mı? Laboratuvar. Sanki bir Havva'nın bir laboratuvarda yaratıldığını anlatır. Tabii bunlar mit. Ama kelime oyunlarından bahsederken bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aynı şekilde linguistik oyun devam eder. Kırmızı topraktan yapılan Adem aynı zamanda kandan yapılan anlamına gelir. İşte bu kırmızı olayı buradan giriyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani kırmızıya boyamak keza miniature kelimesini ben göz önünde aldığımda daha ziyade Tanrı'nın sahip olduğu kırmızı gibi bir kelime çıkıyor. Mesela ture eski kelimelerde tengri, tanrı, ture aynı şekilde kullanılıyor. Mesela tin kelimesi çok enteresandır. Tin, din anlamındadır. Tin ruhtur değil mi? Ama dinlenmek kelimesi aynı zamanda nefes anlamına gelir. Tin, dinlenmek kelimesi de aynı şekilde işte o nefeslenmek anlamından gelir. Keza din de nefes anlamındadır. Çok tuhaf değil mi? Yani bu kelime oyunlarına baktığımda minyatürün aslında insanın muhayyelesinde canlandırdığı ve ortaya koyduğu şey, yarattığı kelimesini ben kullanırım. Çünkü yaratmak, yarıp atmak anlamındadır. Yani bir şeyin içinden, var olan bir şeyin içinden yeni bir şey çıkartmak anlamındadır. Bunu da hayal gücünüzle yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Halk etmekse o Allah'a mahsus bir şeydir. Olmayan bir şeyi ortaya koyabilmektir. Yani bazen bu kelimeye takılırlar. Yaratmak ve halk etmek birbirine iyice karışmıştır çünkü. İcat etmek derler. Hayır, burada bir icattan bahsetmiyoruz. Şimdi devam edeyim. Bakın minyatürü ben kendi kelimelerimle özetleyeyim size. Mesela birisi sorduğunda şey demiştim ve şaşırmıştı. Üç korner bir penaltıdır. Garip geliyor değil mi? Evet. Dünyanın neresinde olursa olsun üç korner bir penaltıdır. Ha bakın burada takılıyorum. Niye? Çünkü oradaki kurallar hayalinize canlandırmanız yetmez. Bir de kendinizden bir şey koyarsınız oraya. Yani üç korner bir penaltı dersiniz. Bu sizin kuralınızdır. Ama şimdi bakıyorsunuz halı sahalar var. Şimdi halı sahanın adı halı saha. Niye minyatür değil? Bakın çok enteresan. Şu halbuki büyük sahanın olduğu gibi küçültülerek oraya konmuş şeklidir o saha değil mi? Niye minyatür kale değildir biliyor musunuz? Çünkü hayalinizde canlandıracak hiçbir şeyiniz yoktur. Anlatabildim mi? Minyatürde de budur. Yani yasalar, kanunlar vardır. Bütün insanlar için gerekli olan yasalar ve kanunlar vardır. Ama her insan için aynı yasa geçerli midir, değil midir? Bir kere burada bir sorgulama düzenine giriyoruz. Yani bir olaya yasa ve kanun olarak bakmaktan ziyade etik olarak bakılması gerekir. Aynı zamanda minyatür için benim farklı tabirlerim vardır. Şartlanmamış insan doğasının resmidir derim mesela. Bunda da kalın. Nasıl şartlanmamış? Bakın, resim sizi şartlar. Ne yapar? Perspektif koyar, ışık gölge koyar. Belli kanunları vardır resmin. Ne bileyim ışık buradan vuruyorsa onu o şekilde görmeniz gerekir. Ya da belli bir perspektife bağlı kalmanız gerekir. Ama minyatürde bunları göremezsiniz. Niye? Çünkü siz baktığınız yere tamamen hayal gücünüzle bakıyorsunuz. Şimdi şöyle bir hata var burada. Hani minyatürü perspektifi ve ışığı gölgesi olmayan resimler olarak tanımlamışlar. Geneli buymuş. Yapacağınız budur. Çünkü buna baktığında herkes anlar. Şimdi şartlanmamış insan doğasının resmi herhangi bir insan. Bir kağıt kalem verin ve ondan bir şey anlatmasını istedin resimle veya bir kroki çizsin size bir yere nasıl gideceğinizi sorun. Kabaca size yaptığı bir minyatürdür aslında. Aynen çocukların ilk çizimlerinde olduğu gibi. Çocuklar da daha ziyade stilizasyona önem vererek giderler. Tabii bütün bunların aslında minyatür altyapısını görüyorsunuz. Yani resim bana sorarsanız minyatürle başlar. O yüzden bir şeyin tabanı neyse tavanı da odur. Yani neyle başlamışsa onunla sona erer.
kısa örnek vereyim. Mesela biz topraktan yaratıldığımıza göre toprağa döneceğiz değil mi? İşte bir şeyde nasıl başladıysa onunla devam edeceğiz ve onunla son bulacağı için resmin en tabanında bana göre minyatür vardır ve ulaşabileceği en üst nokta yine minyatür olacaktır. Şimdi bizde klasik şablon çalışmalar var. Normaldir ama bu. Çünkü 1800'lü yıllarda en son 3. Selim dönemi yanlış hatırlamıyorsam o dönemde savaşlar ve çöküş dönemi olduğundan dolayı minyatür yapılamıyor. Artık çok sıradan bayağı şeylerle devam ediliyor. Daha sonra da işte savaşlardan dolayı zaten bitiyor sanatların birçoğu. Daha kolay olanlara yöneliliyor. Cumhuriyet döneminden sonra ise yeni bir dönem başlamış olduğundan dolayı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ki mesela bu Süheyl Ünver Nakışhanesi'nde ilk defa Süheyl Bey böyle bir sanatımız var diye ortaya koyduğunda bunu idrak edebildik, biz anlayabildik. Gerçi biz işte kartpostallardan, şunlardan, bunlardan başlayarak devam ettik. İlk başta şablon çalışmak gibi bir sistemimiz vardı ama ben en baştan beri şablon çalışmayı sevemedim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kendi bakış açımı koymam gerekiyordu. Çünkü ben bu çağda yaşayan bir insanım ve bu çağa hitap etmem lazımdı. En baştaki düşüncem buydu ama sonra anladım ki çağların ötesine geçmek istiyorsanız bilgiyi paylaşacaksınız. Öğrenmek zorundasınız, öğretmek zorundasınız. Yani sanatçının bugünkü vazifesi bu. Sanatçı çok iyi icra yapabilir, çok iyi iş yapabilir, çok iyi fikir ortaya koyabilir. Ama sanatçı yapan asıl özelliği vizyon sahibi olmasıdır. Yani neyi nereden alıp nereye götürebildiği önemlidir. Şimdi bu dönemde bilgisayar çalışmanın ötesine geçmeniz gerekiyor. Görselliği ön planda tutabiliriz ki mesela minyatür yine tarif ederken şöyle bir tarifim daha vardır. Özgürlüğün sanatıdır dedim. Yani bugün şabloncu zihniyetle bunu kesinlikle bir kutunun içine hapsediyorsunuz ve aynı tip, tek tip insanları ortaya koymuş oluyorsunuz. Buysa tekamülü engelleyen bir şey. Sanat aynı insan gibi doğar, büyür, yani sürekli tekamül eder. Dünya başladığı andan, yani ilk yapılan resimden kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Eğer bir sanat tekamülünü bitirdiyse orada ölmüştür. Ve ona sanat diyemezsiniz. Şablon büyük bir problem o zaman. Şablon nedir peki? Bilmeyenler için şöyle bir üzerinden geçebilir miyiz? Şimdi bakın, bir iş yaptığınız zaman eskiden yapan üstadlarımız var bizim. Onları çok iyi irdelemişler, çok güzel yapmışlar, koymuşlar ortaya. Ve biz onlardan en başta kopya ederek bunu yapabiliriz. Sonuçta biz o dönemde yaşamadık. Onlar gördüklerini istedikleri için onların gördüklerini icra ederiz. Ama bir dönem gelir ki artık bunlar sizi mutlu etmez. Kendiniz ortaya bir şey koymaya başlarsınız. Anlatabildim mi? İşte sanat da orada başlar aslında. Aslında bu resimden çok farklı değil. Büyük sanatçılar da hep bir önceki dönemlerinin ressamlarını taklit ederek bir şeylere başlayıp sonra kendi tekniklerini, kendi sanatlarını geliştirdiler. Ne kadar güzel söylediniz. Yani orada kalındıysa orada kalınmıştır. Bu artık adım atmıyordur. Yani her yerde aynı bulutu, aynı balığı, aynı dalgayı, aynı şeyi yapmak belli bir zihniyetin aslında gelişemediğini gösterir. Halbuki sanat tekamül ister ve bunun üzerine koymanızı bekler. Yani siz buna neler ekleyebiliyorsunuz? Geçmişi olduğu gibi çalışmak ne kadar doğrudur? Tabii onu öğrenene kadar onu çalışmanız mutlaka gerekli. Veya o dönemi anlattığınızda o döneme ait şeyleri araştırarak yapmanız tabii ki önemli. Ama burada en azından yeni tasarımların ortaya girmiş olması gerekiyor. Bakın biz Osmanlı'dan hala övgüyle bahsederiz. Gerçekten de öyledir. Ama 16. yüzyılın zirve noktası biteli 500 yıl oluyor. Yani 16. yüzyılı bugün geçmemiz bize hiçbir şey kazandırmıyor. Yani bugün bizim kendi sanatlarımızda bir rönesans yapmamız gerekiyor. Sanat öyle bir şey ki eğer onu icra edemiyorsanız, bir kimlik olarak ortaya koyamıyorsanız siz yoksunuz. O sizin kültürünüz çünkü. O sizi siz yapan bölümünüz. Şunu söylerim her zaman. Dünya sanat tarihinde yoksanız, dünya tarihinde yoksunuz. Tam burada şunu sormak istiyorum size. Bu kadar zamandır bu mesleği icra ediyorsunuz ve gerçekten konu hakkında araştırmalarınız çok fazla. Minyatür sanatı o altın çağını yaşadığı zamandan sonra bugüne bakarsak neler değişti? Burada biraz acı konuşmak zorundayım ben. Minyatür sanatının altın çağından bahsediyoruz. Osmanlı'da maalesef ben sanatsal bazda çok az görebilirsiniz. Yani 3-5 isim sayabilirsiniz belki.
Ki onlar da bu dönemde yapılabilecek şeylerdir. Ama mesela bir Behzat'ı bilmeden, bir Şiraz okulunu, Tebriz okulunu, bir Herat okulunu bilmeden bizim kendi sanatımıza bakıp da övgüler yağdırmak yersiz. Anlatabiliyor muyum? Ama Osmanlı bir kişilik koymuştur ve dünyayı o şekilde yönlendirmiştir. Mesela bazen o tartışmalara da girerim. Nedir? İran minyatürleriyle Osmanlı minyatürleri arasındaki farklar. Mesela bundan 100 sene evveline kadar oralarda Osmanlı egemenliğinde sayılır. En azından o kültürün etkisi altında sayılır. Bundan 100 sene evveline kadar ondan bahsetmemiz bile pek mümkün değil. Ama orada da abartıyı görürsünüz. Ama son 100 senedir mesela oradaki farkı genlerden gelen bir şekilde anlayabilirsiniz. Ne gibi? Mesela Osmanlı'da renkler kontrast kullanılır. Nedendir? Çünkü Osmanlı net olmak zorundadır. İran'da iç içe girmiştir son 100 senede. Anlayabiliyorsunuz niye? Çünkü bütün inançların bir arada yorulduğu bir yerden bahsediyoruz biz. Maniyerizminden tutun işte Zerdüştüzm, İslamiyet, ateşperestlik, putperestlik. Anlatabildim mi? Bütün bu coğrafyada hep bunlarla mücadele olmuş. Zaten peygamberlerin çok büyük bir kısmının buraya gelme sebebi de bu. Dolayısıyla bu inanç bulanımı ve yaptıklarında böyle renklerin geçişlerine falan bakınca sizi bir huzursuz eden de bir yapısı vardır ilk başta gördüğünüzde. Gerçi son dönemde çok iyi sanatçılar çıkarttılar. Ama bizde mesela kurallı bir fırça vardır. Kural kullanırız, inceden kalına gideriz. İran'da ise bu son dönemde aşırı arttı. Fırça şeyden çıktığı gibidir. Fırçadan çıktığı gibidir. Yani çizgi fırçadan çıktığı gibidir. Burada da şunu görüyoruz. Osmanlı kural koyucu olarak kurallı çizgi kullanır. İran ise daha çok kadercidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bakış sanatın bir milletle ilgili veya ne bileyim işte yapan kişiyle ilgili size verdiği bilgi çizgisinden kaynaklanır. Bakın çok enteresan da bu doğu sanatları genelde çizgiseldir. Batı sanatları ise fırça darbeleriyle oluşur. Ama her şeyin ana teması, ana noktası çizgidir. Biz çizgiyi çok iyi kullanırız. İnceden kalın. Çünkü bu zaten çizginin kendi perspektifidir. Anlatabiliyor muyum? Ve buradaki bu kurallar size bir resimden çok bir nakış, yani ruhunuza hitap eden bir sunum sunar. Anlatabildim mi? O yüzden etkilidir. Ki sizin çizginiz, benim çizgim, ötekinin çizgisi hepsi birbirinden farklıdır. Şablonun zihniyeti şimdi bunu da görüyorum. Birbirinin aynısını yapabiliyorlar. Aynı çizgiyi kullanıyorlar. Halbuki zanaat yapıyorlar yani. Halbuki ortada karakter olması gerekiyor. İmzanızı düşünün. Sizin attığınız imzayı her ne kadar başkaları da taklit etmiş olsa maalesef sizin attığınız gibi atamayacaklardır. Ya da çok uğraşmaları gerekmektedir. İşte karakter çizgide bu şekilde girer. Çizgi sizin karakterinizdir, oraya yansır. Mesela ben sanatın tarifini yaparken çok basit bir tanımlama yaparım. Dedim ki hani şey derler işte sanatın ve güzelin tarifi yoktur. Ya yapmayın bunu dedim ya. Allah mı bu? Anlatabildim mi? Yaratılan her şeyin bir tarifi vardır. Ama sanatın tarifi ise şöyle yapıyorum bakın. Sanat ruhun matematiksel ifadesidir. Bu da yanlış anlaşılıyor çoğu zaman. Çünkü burada matematiksel deyince ben matematik bilmiyorum ne yani sanatçı değil miyim diyenler çıkıyor. Bakın buradaki matematik çok güzel bir matematiktir. Yani kainat yaratıldığında milim şaşma olsaydı bu dünya olmazdı. Yani öyle bir matematik var ki işinizde milim şaşma yok. Ki matematik sizin genlerinizden mikroorganizmalara kadar inanılmaz bir şekilde yürüyor. Onun yaratımıdır. Anlatabildim mi? İşte biz de o yaratıma saygı duymak için mümkün olduğu kadar nakış yaparak ve gerçeğine sadık kalmaya çalışarak bunu yaparız. Ama gerçeğinin gerçekliği değil, manası önemlidir. Anlatabildim mi? Niye? Böyle bir özelliği var. Evet. Sizi biraz yaparken izlemek istiyoruz ve nasıl yaptığınızı, hangi fırçaları kullanıyorsunuz, hangi boyaları kullanıyorsunuz, bunlardan biraz bahsedelim mi? Tabii. Mesela biz daha evvel klasik boyalar kullanılıyordu. Toprak boyalar dediğimiz. Bunlar Arap samkıyla ezilir ve boya kıvamına getirilip kullanılır. Bir çeşit tempera boyaları gibi boyalardır bunlar. Hatta içine yumurta akı falan atıldığında bunların şeffaflıkları da ayarlanır. Bu ne zaman geçerliydi, yapıldığı zamanlar ne zaman? Osmanlı döneminde böyle. Bizde de ilk başta işte bu sadık kalınma falan filan düşündü ama şimdi kimyasal boyalar
kimyasal boyaların ben çok daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani toprak boyalar sağlam değildir manasına gelmesin. Ama kimyasal boyalar da gerektiği kadar sağlamdır. Dolayısıyla şu an onları kullanıyoruz ki bana göre boyalı devrim sayılabilecek şeyler var. Şeffaf akrilikler, yani airbrush dedikleri şeffaf akrilikler girdi devreye. Bizim işimize çok inanılmaz bir şekilde geldi. Onları kullanıyoruz. Bunun yanında klasik materyalden zaten vazgeçemiyorsunuz. Toprak boya da kullanabilirsiniz. Mesela altın kullanıyoruz. 24 ayar altın kullanıyoruz. Bunu yine Arap samkıyla parmağınızla eziyorsunuz. Bunlar? O sedef boya. Bakın o da çok enteresandır. Aslında kadınların makyaj olarak kullandığı bir malzemedir o Almanya'da. Bana ilk getirdiklerinde vermek istemediler. Ki çünkü kimse almamış. Abi senin işine yaramaz dediler ama kullandığında inanılmaz bir kullanım kapasitesi var. Ki sedef içerikli olduğu için de kararma durumu yok. Yani satan şirket 1000 sene kararmayacağına dair garanti veriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tür materyaller bize teknolojinin sunmuş olduğu materyaller. Biz de bunları kullanmaktan işin açısı pek çekinmiyoruz. Ama klasik malzemeden de vazgeçmemek gerekiyor. Mesela şu an için samur fırçalar var, şeyler var, sentetik fırçalar var, çok çeşitli fırça malzemeleri var. Ama bunun yanında kedi tüyü dediğimiz eskilerin kullanmış olduğu şeyler de var, materyaller de var. Ki kedi tüyünü burada bulamıyorsunuz ya da kendiniz yapmak zorundasınız. Ben bunları İran'dan getirttim. Bunlar kedi tüyü. Bu da güvercin kanadıdır. Kedinin, bildiğimiz kedinin tüyü, güvercinin kanadı. Gıdışından alınan tüydür bu. Çünkü en az hasar gören yer neresiyse oradan alınır. Ama tabii artık bunları kedi şeylerinden, derilerinden yaptıklarını da biliyoruz. Yani soyarak yaptıklarını da biliyoruz. Ha. Ama bu fırçayı kullanmak gerçekten çok zordur. Çünkü çok yumuşaktır. Yani diğer fırçalara nazaran özellikle ıslandığında ne kadar yumuşak olduğunu görürsünüz. 24 ayar altın dediniz değil mi? Onu nasıl, nereden buluyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz? Bunlar varak şeklinde geliyor. Henüz bu teknoloji Türkiye'de yok ama Avrupa'da böyle 25 yaprak geliyorlar buraya. Ve bu yapraklar çok ince yapraklar. Yani 25 yaprak yanılmıyorsam 1 gram bile etmez. Yani belki şöyle söyleyeyim 0.4 gram, 3-4 gram arasında bir şey. Ama 25 tane varak sayfa 8'e 8 çıkıyor. Ama biz onları ezerek şu şekilde, bakın burada kullanılan 24 ayar varaktır. O şekilde ezdiğinizde Arap zamkı derler. Hani şey vardır bilir misiniz? Bu kiraz ağaçlarında zarar verdiğiniz zaman kiraz ağaçlarında bir reçine gibi bir şey çıkar oradan. İşte o zamktır. O zamkla ezerek onu kullanıyorsunuz. Genelde aherli kağıt kullanılıyor. Ama şu an komple zemini boyadığımda benim için aherli kağıdın çok çok büyük bir önemi yok. Aherli kağıt mesela üzerinde çok daha rahat yapılsın diye. Önemi yok derken yanlış anlatma, çok önemlidir. Ama yani minyatür sanatına girdiğinizde her şeyi boyadığınızda çok çok önemi kalmıyor. Ama mesela bir hattat için çok önemlidir. Üzerinde kayması açısından. Düşünebiliyor musunuz? Bir yazı yazıyorsunuz, en sonuna geldiniz ve hata yaptınız. Mürekkep yalamak derler ya, işte orada onu yalarsınız. Çünkü yumurta akı ve şapı karıştırırsınız. Burada şap çok önemli bir materyaldir. Çünkü şap zehirdir. Hani şey derler, bakın mucizeyi görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim vardır, ortasına hiç dokunulmamış ama kenarları yenmiştir. Aslında orada şapın en yoğun olduğu bölümdür. Kenarlar deforme olmuştur. Böcekler deforme olan yerleri yemişlerdir. Ama ortada şap hala durduğu için böcek uyanıktır, yemez onu. Çünkü yerse de öleceğini bilir. Anlatabildim mi? O şekilde de korunur ve böylece çok uzun vadelerde korunabilir. Ama artık dediğim gibi bunlar zaten hava almayan ortamlara giriyorlar. Sağlam materyalde kullanıyorsanız bir problem yaşamıyorsunuz. Her şey bittikten sonra ne yapılıyor? Direkt böyle kalıyor mu? Üzerine bir koruyucu bir şeyler var mı? Tabii tabii. Üzerine mesela en son bittiğinde ben verniş sıkmayı tercih ediyorum. Gerçi kullandığım boya benim akrilik. Yani akrilik şöyle bir özelliği vardır. Hata yaptığınız anda bitmiştir. Ya yeniden boyayıp yapmak zorundasınız. Anlatabildim mi? Orada bir geri dönüşü yoktur. Bana da soruyorlar zaman zaman. Hata yaptığınızda ne yapıyorsunuz? Diyorum ki insan hatasıyla güzel. Yani çok daha iyi oluyor. Motiflerin adları var mı? Geleneksel motifleri. Çok güzel bir soru sordunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü biraz evvel size bahsetmiştim değil mi? Mağara döneminden falan bahsetmiştim. Şimdi burada hani resim yapılır demek, ben medeniyetin temeline dinamit koymaktır derim. Niye biliyor musunuz?
Çünkü eğer resim yasaktır diyorsanız yazıya geçemezsiniz. Eğer o mağara döneminde o insanlar o resimleri yapmamış olsalardı yazıya hiç geçilmeyecekti. Çünkü onlar da sonra daha çok, daha az çizgiyle daha fazla şey ifade etme durumuna gittiler. Böylece şekiller yavaş yavaş sembolleşmeye başladı. Glifleşti ve ne oldu? Yazı oldu. Ortaya çıkan yazı oldu. Yalnız burada çok enteresan bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bazı motifler var ki, şimdi ona en ufak bir şey atfedemiyorsunuz, bir şey söyleyemiyorsunuz. Çünkü o kutsalınız, daha kutsal. Şimdi daha kutsal olan bir şeye, bir anlatıma veya bir şekle isim veremezsiniz veya harf değeri yükleyemezsiniz. O semboldür, öyle kalacak. Motif dediğimiz şey burada ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? O en kutsal olandır. Sizi siz yapandır belki. Biz iyi ve güzel, kötü ve çirkin arasında veya kötüyle iyi arasındaki farkı ilk görsel olarak algılarız. Düşünebiliyor musunuz? Yani fizik yapıya bakarız. Fizik yapı olarak hangisi güzeldir, hangisi çirkindir bunu ayırırız. Bu önemli ama aynı zamanda da tehlikeli bir şey. Ama bakın, insanı insan yapan özelliklerdir bunlar. Ama biz biraz evvel de söylediğim gibi bir şeklin sadece fiziğine değil, manasına bakarız. Doğru mu? İşte manasıyla beraber o şekle baktığınızda iyi ve kötü arasındaki farkı anlamaya başlarsınız. Yani bir sanat eserinin yanında dejenere olmuş bir işi hemen anlayabilirsiniz. Bu sizin vicdanınızı geliştirir. Çok enteresan değil mi? Vicdanınızın gelişmesi sizi daha çok medeni yapar. Medeni olduğunuz zaman bu sefer çağa bir şeyler bırakmak hissedersiniz. Ve ortaya bir şeyler koymaya başlarsınız. Yani tüketici olmaktan, bize sürekli empoze edilen tüketici olma zihniyetinden üretici olmaya geçersiniz. İşte sanatın vazifesi bu. Sanat aynı zamanda fizikle metafiziği birbirine bağlayan bir araçtır. Yani duygularımızla gördüğümüz, yaşadığımız alan arasındaki bağdır. Yani bizi aynı zamanda cennet ve cehennem inancına götüren güçtür. Anlatabiliyor muyum? Yani sanat budur. Dolayısıyla biz kendi dünyamızı anlatmak zorundayız. Ama biz de henüz yeni emekleme çabasında bir Rönesans olabilmiş değil. Ben de diyorum ki bu Rönesans'ı yapabilmek için kuralların hepsini bir tarafa bırakın. Sonuçta çizgi kullanıyoruz. Sonuçta bizim bir ritmimiz var. Sonuçta bizim bir kökümüz var. Biz bir ağacız ama o ağacın manası olacağız. Anlatabildim mi? Olay bu. Yani basamakları çıkmaya başlamamız gerekiyor. Olanla mutlu olmayacağız. Minyatürü, geleneksel sanatlarımızı evrensel bazda kimliğimiz olarak ortaya koyacağız. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.